Hanımlar, beyler, herkese selamlar ve sevgiler. Ben Deniz Taşkafa. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben oyunu açık bıraktım. Gittim bir saattir içeride uzanıyorum. Instagram'da realsiz diyorum. Elektrik üretimine bakar mısınız? 5000 megawattı geçmiş. Burası üretime geçmiş. 400 megawatt. Burası da sanırım 1500 veriyor olması lazım. Burası 8'e düşmüş. Allah Allah. 1500 de 8'e düşük demek ki. Kademeli kademeli şak 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 elektriği kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu ilerleyen süreçlerde bir bölüm 3'ünü bir kaydedeceğim. Bakalım şehre nasıl felaketler geliyor, onu bir test edeceğim. Ondan sonra da sevgili arkadaşlarım duruma göre bakarız. Şimdi geçen bölüm bir söz verdiydim ben, hatırlarsanız şuranın detaylarını yapacaktım. Şu gördüğünüz arazinin hepsini bir hızlandırmalı yapacağım ama sizlerden 3 isteğim var. 1- abone ol butonuna headshot atıyorsunuz, şöyle kafadan bir mermi atıyorsunuz. 2- beğeni butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. 3- Instagram'dan Ahmet Yıldır aşağıda açık da linki var, takip ediyorsunuz. Az söylemeyi unuttum, 50 bin liralık da çekiliş var, onu yorumlara sabitliyorum. Hatta göstereyim onu ya. InnovaPin'imi de çalışıyorum arkadaşlar. Çekilişlere geldiğinizde 50 bin lira, bunların hepsine katılabilirsiniz. Benimlikten katıldığınızda ekstra bonus şansınız da oluyor. Mesela şöyle katılımcı limiti olan şeylere katılabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Hadi hayırlı olsun, hem çekilişe katılın hem de beni takip edin. Öpüyorum o güzel yanaklarınızdan. Şöyle gidelim, buraları da kapatalım. Şimdi ben öncelikle burada bir hızlandırma yapacağım. O 3 şeyi lütfen yapalım arkadaşlar ve başlıyoruz. Bura niye böyle olmuş? Şurada bir yol ilavesi yapayım. Bunu birlikte yapalım. Sizlerle birlikte el ele. Sonra oyunun müziğini ya da dışarıdan bir müzik açayım ben. Sonra hızlandırma yapacağım. Uzun sürecek, bir 20 dakikamı falan alacak benim ortalama. Hadi müziği de açalım. 90'lar pop dinliyorum abi. Aşırı sarıyor. Şu kanalı takip edebilirsiniz. Burada içinde değişik videolar var. 90'lar pop. Hadi bakalım, birazdan görüşürüz canlar. Infinity, day.
Beyler, gene güzel bir edit, güzel bir hızlandırmanın ardından karşınızdayım. Buradan içeri doğru girdiğinizde muhteşem bir park, muhteşem bir peyzaj alanı sizleri karşılıyor. Bazı yerleri boş bıraktım, bazı yerleri doldurdum. İşte içeri tabelalar koydum, yol levhaları, işte çöp tenekeleri, banklar, bahçeler, ağaçlar, özel araziler, işte çimler vesaire, bunların hepsini koydum ve buraya güzel bir parka dönüştürmeye çalıştım. İçerisinde insanların faal bir şekilde hareket etmesi de olayı oldukça güzelleştiriyor. Şurada bir skate park alanı yapmaya çalıştım arkadaşlar. Buradan sağ tarafa doğru gidiyorsunuz. Burada bir meydan, büfeler, kafeterya, simit, çay ocağı, işte çınaraltı lokantaları gibi böyle küçük bir kenar mahalle bölgesi var ve buralarda da zaten evlerimiz ve evlerin de etrafını şöyle göstereyim, ben size gösterebilirim. Evet, bir bölgeyi daha tamamladım. Buradan buraya kadar yaklaşık 25 dakikamı falan aldı. Buraları da gene ilerleyen dakikalarda yapmaya çalışırız. Şimdi biraz gökdelen dikelim. Hazır şehrimizde trafik vesaire problemi kalmamışken. Bakalım şimdi şunların içerisinde yoğunluk ne durumda acaba? Yoğunluk da genelde yarılarda gibi görünüyor. Tamam. Gökdelenlerle bence devam edebilirim. Şu bölgede biraz yoğun bir gökdelen saldırısı uygulayacağım şimdi şehre. Buradan... Buraya önce bir düz yolumu alıyorum. Sonrasında da şöyle önce bölgeyi mi böleyim kafama göre. Ondan sonra yapacağım arkadaşlar. 2 tane 3 tane bırakmışım galiba. Burası bu şekilde. Bunu buradan şuraya, bunu da buradan şuraya şöyle alırsam. Bir takışı makaşı deseni ortaya çıkar. Bunu da buradan şöyle 2 parça da buraya alırsam ve şöyle sanıyorum yaparsam. Buradan da güzel bir kaldırım deseni çıkmış olur. Şimdi karşıda güzel bir sitem var. Ve karşıya hiçbir ulaşımım yok şimdiye kadar. O zaman şunu şuradan itibaren şöyle çekip sevgili arkadaşlarım şöyle 7,5 metre kadar yüksekliğe çıkarıp, tamam mı? Ama bunu üstü kapalı bir şekilde olsun istiyorum ben. Şöyle olsun istiyorum. Acaba bunu buradan böyle çıkarsam, şöyle 7,5'u görsem, tamam, bunu buradan karşıya düz geçirsem, buradan da gene karşıya düz geçirsem, oradan normal yolla artık bitireyim diye düşünüyorum. Şu şekilde. Şöyle bir ve şöyle de 2. Abi karşıdan buraya bağlantı olması çok önemli. Çünkü tek yaya yolu bağlantısı bu olabilir. Bunun içerisinden insanların geçtiğini birazdan görmemiz arkadaşlar işten bile değil galiba. Şu ikisini iptal edip burayı da normal yaya yoluna çevirdiğim zaman şu şekilde. Şöyle bağladım mıydı? Burası bebek gibi bir yaya yoluna dönüşüyor. Atlama kapama olmasın diye üstünü kapattım. Hani iyi olsun, güzel olsun, vatandaşlar ferah ve konforlu geçsin istedim. Bakalım ilerleyen süreçte burayı kullanacaklar mı? Ve işte ilk gökdelenimiz bu köşeye geliyor. Şöyle uzunlamasına bir gökdelen yaptım. Bunu bir daha uzatıp tek bir parça gökdelen yapabilirim sanırım. Şöyle koskocaman bir yapı. İlki buraya inşa edilsin. İkincisi şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya 4, 6'ya 5. Aynı şekilde bir tane de buraya yapacağım aynısından. Burada yine büyükçe bir yapı istiyorum şu kısımda. Şöyle 6'ya 6 bir gökdelen. Bu kısımda da şöyle yine 6'ya 6 bir büyük gökdelen. Bu 7'ye 7 olmuş gibi. Hadi burayı da alın artık. Aldılar. Tam yıkacaktım. Burayı aldılar. Tamam, süper abi. Bundan sonra artık biraz şuralarda müstakil evler biraz daha olsun istiyorum. Şurada tekrar gökdelen olacak. Müstakil dediğim tek katlı değil, yanlış söylüyorum bazen. Şu tarz şu an yaptığım gibi böyle düşük kiralı apartman konutları abi, şu şekilde. Ama bunu yapabilirsem tek parça yapayım çok daha iyi olur. Olmadı ama olsun, idare edeceğiz. Şu ikisi birbirinin tersten simetrisi gibi oldu. Burada da biraz normal şehrin yoğunluğuna istinaden kurulmuş apartman bölgesi olsun istiyorum şu şekilde. Buraya da arkadaşlar son olarak şöyle yüksek bir apartman koyacağım. Böyle biraz daha yassı olursa benim için daha güzel, daha keyifli olur şekilde. 2 tane de yassı apartmanımız var. Bu arayı doldururuz. Ondan sonra şu araların detaylarını yaparız. Çok iş biriktirmek istemiyorum çünkü burada da bayağı zamanımızı vereceğiz. Bakın, dolu olan yerler bu şekilde görünüyor. İsterseniz kameraya geçelim ve daha net görün. Şu şekilde arkadaşlar, dolu olan bölgeler çok daha tatlı ve kendini çok daha belli ederek görünüyor.
Ama şu şekilde böyle yığın olan ve hani detay girilmemiş yerler. İşte orayı da şurada göstereyim. Bakın burası da böyle görünüyor. Hemen arkaya doğru döndüğümüzde burası da böyle görünüyor. Ama tabii çok da zaman alıyor yani. Zaman aldığı için siz bunun karşılığında bol bol beğeni bekliyoruz. Rica ediyoruz sizlerden, o güzel ellerinizden öpüyoruz. Hemen buranın da çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bu gerekiyordu zaten. Bunu daha önceden neden planlamadık ben bile bilmiyorum yani. Belki şuradan bile ikinci bir hat çekilebilir. Hatta şuradan bence direkt karşıya doğru bir hat çekilebilir. Bakalım anarşi kapalıyken şöyle yolu oluşturacak mı? Yok, oluşturmuyor. Şöyle bir 2,5-5 metre desek şu şekilde bir yol bizim için ziyadesiyle yeterli olur sevgili gençler. Bunu da buradan şunun ucuna şöyle bağlamak istiyorum. Ya bak, saçmalığa bakar mısın? Nasıl bir yapı yaptı orada ya? Yani şunu şöyle yapman gerekirken şekilden şekile gidiyorsun, kendini de bizde rezil ediyorsun. Oyuna sesleniyorum. Bunu buradan öncelikle şu arka tarafa doğru bir ara yolla vereceğim. Böylece ana yol üzerindeki trafiği de bir nebze olsun azaltmış olacağız. Şöyle arkaya doğru geliyorum. Buradan bunu bağlıyorum. Bağlamayı açalım abi. Buradan da şöyle arkaya doğru gene ekstra bir bağlantı atıyorum. Bir adet bağlantı da buradan şuraya doğru alacağım. En şanslısı herhalde şuradaki işletme oldu bu. Az önce yaptığımız yapılardan faydalanan. Buradan da geleceklerdir abi. Hatta gelmeye başlamışlar bile. Bakın. Üst geçit. Bunun üst geçidin üstünü gene ortada, orta kısımda sadece kapatmak niyetindeyim. O da şu şekilde olsa bizim için yeterli olur. En azından yola gelen kısmı kapalı olmuş olur. Biraz daha güvenli, biraz daha tatlı bir mekan ortaya çıkar. Gökdelenlerim çıktı sevgili arkadaşlarım. Şöyle şuralara doğru gene ufak tefek iril ufaklı apartmanları yapacağım. Örneğin şurada güzel bir apartmanım olsun. Şöyle aşağı caddeye bakan şöyle bir diyelim. Aradan bir tane daha yapı oluşturdu. Abi 3 çarpı 2 4 6 mı? 1 2 3 çarpı 6 şu şekilde. 1 2 3 4 5. 5 çarpı 3 burada da oluyor. Öyle hatırlıyorum. Gene bundan devam edeceğim. 1 2 3 4 5. 5 çarpı 3. Şöyle 3 4 şöyle 5 çarpı 3 bu da buraya. Şuraya da tabii olmazsa olmaz bu bölgenin otoparkı gelmeli sevgili gençler. Bunu da yapmazsak ya bölge naneyi yer yani. Otopark ücretini de 50 sent yapıyorum, saatlik ücretini. 50 sent yapınca sinirlenenler oluyor ama amacım buraya çok fazla trafik çekmemek arkadaşlar. Yoksa zaten sınırsız parada oynuyoruz. Buradan şu yolu böyle arka tarafa doğru götürüyorum. Aynı şekilde götüremedim ama şuradan bir yol getireyim olmadı. Şöyle buradan da buraya doğru getireyim. Oyunda olmazsa tabii şuralara da götüreceğim ama getiremiyorum. Buraya da böyle yapayım. Tamam, burası da hemen hemen inşaatlara başlandı. Genelde küçük apartmanlar çıkmış ya da yok. Apartmanlar büyük, şu yanındaki kule çok çok büyükmüş. Onun yanında onun diğerleri sönük kalıyor. Şuradan da şehir dışından gelen trafiği an itibariyle gözler önünde görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Arka taraflara kadar full tıkanmış vaziyette görünüyor. İsterseniz biraz dinlenelim. Şehri de dinlendirelim. Şuraların detaylarını yapalım. Zaten bunların dinlenmesi bayağı uzun sürecek. Bir şuraya gelelim bakalım. Bu üretime başladım acaba? Evet, bu da üretime başlamış sevgili arkadaşlarım. 1151 megawatt civarında bir elektrik ihracatı yaptırıyor bana buradaki yapıların totali. Bunu da şuraya şöyle bağlayayım tekrardan. Belki götürür. Bakalım bu aradaki bağlantıyı iptal etti oradaki yapıdan dolayı. Şunu şöyle yapsam acaba? Şu kısımdan şöyle aşağı doğru çekip de şu yola bağlasam bu şekilde. Heh. Tamam. Bunu da buradan deniz aşırı ülkelere bağlasam en azından buradaki elektriği de satmış oluruz. 474 megawatt da burada var çünkü. Ne kadar satarsak bizim için o kadar ekstra ekstra para demek abi. Toplam ihracat 2000 megawatt, 6000 megawatt da elektrik üretimi var. Bu gerçekten başlı başına bir olay yani arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil, hayatımda edindiğim en yüksek şeyler, veriler olabilir. Baksanıza şuna ya. 2000 megawatt elektrik ihracatı nedir kardeşim? Eğer burası normal bir ülke olsaydı sadece elektrikten 3 milyon dolar para gelecekti arkadaşlar. Sadece elektrikten. Çok ciddi bir para. Hizmet bedelinde şöyle %100 yaptığınızda 350 bin dolar da oradan geliyor. Daha da artacak yani. Sıkıntı abi. Çok büyük sıkıntılar bunlar. Çok büyük detaylar yani. Sevgili dostlarım, geldim şuraya. Şurada şöyle birkaç tane ağaç koyacağım. Böyle çıplak duruyordu. Orayı da tamamlamış oldum. Burada taksi bölümünde baya bir taksi ve otobüs bekleyen vatandaş var galiba. Otobüs de bekleyen var. Taksi de var. Şimdi otobüsümüz buraya geliyor ya. Buradan nereye gitmiyor ona bir bakalım. Bak, şehrin içine girmiyor. Ama şimdi otobüsü sokarsak daha da trafik olacak. Önce şu taksilerin, yani vatandaş getiren adamların şehirden çıkmasını bir bekleyelim. Bu elzem olsun. Onun dışında 3 tane metro hattında yaklaşık sevgili dostlarım
70 bin tane aylık kullanıcımın olması benim için ekstra övünülmesi gereken bir konu. Bakın şuralara. 3 tane hat yaptığımda başta bana işte metrolar çok benzer, çok yakın birbirine falan deniyordu. Ama ben demiştim zaten bunlar ileriye dönük projeler diye uçlarını hep açık bırakmıştık. Bakın böyle buradan buraya geliyor. Buradan merkeze, buradan diğer taraftan gene merkeze gidiyor. Şimdi hedefimiz ilerleyen süreçte şu metroyu şuradan böyle buraya kadar geldi ya. Bu metroyu daha da götürüp şu şehre de girdirmek ama biraz şu önce yeni gelen trafiğin bir şehir dışına çıkması gerekiyor arkadaşlar. Üçkağıtçılara bak, gerçek hayatta da taksiciler böyle. Oyunda da böyle. Şu köprü üzerinde trafik var diye buradan yan yola sapıyor. Dümdüz gidiyor ve buradan tekrar yola bağlanıyor. Üçkağıt, yemin ediyorum üçkağıt ya. Gerçekten. Bu ne kadar araç böyle? Buraya bakar mısınız? İnanılmaz bir trafik var. Yaya olarak şehre gelenlerin ne işi var bilmiyorum abi. Şimdi sevgili gençler, şöyle şehir dışından bir otobüs hattım var mı diye bakıyorum. Bir tane burada var. Ben ekstra bir tane daha eklemek istiyorum. Onu da şuradan ekleyeceğim, gemi limanından. Böyle gene mavi renkli otobüs hattını ekledim. Şöyle gidiyorum. Ahındaki şurada çok uzak şehir arkadaşlar. Buraya getirdim. Oradan diğer yola geçirdim. Oradan da geri getiriyorum. Bu sadece şehir dışına buradan bir otobüs hattı sağlamak için bize hizmet edecek bu hat. Şöyle onu en aşağıdan fiyatını, ücretini vesaire de ayarlayayım. Fiyatı sıfır. Elektrikli otobüs yapsam acaba gidip gelebilir mi oradan oraya kadar sizce? Diğer otobüsümüzü de buradan verdim. Şöyle getiriyorum. Onu da şuradaki şehre götüreceğim arkadaşlar. Geçen bölüm inşa ettiğimiz tren şehrine. Tamam, buradan gidecek. Tekrardan geri gelecek kardeşimiz ve aynı istasyona. Hemen yanındaki istasyona rotayı tamamlayacak. Bunun ücretini de 0 euro yapıyorum. Tahsis edilen aracı da gene ona düşürdüm. Hatta 9 bile yapabilirim. Şimdi madem buradan oraya kadar gidiyoruz sevgili arkadaşlar, bu yol üzerinden. Şöyle otoban üzerinden gidiliyor ya buraya kadar. Ben acaba bu şeye, bu rotaya buradan buraya bir giriş versem. Hem dönüşte hem gidişte sanayiye de uğrasa bu adamlar. Yani şimdi buradan içeri doğru girdi diyelim. Nereden girebiliyor bu? Ha, buradan içeri giriyor. Tamam, buradan böyle buraya doğru geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Yok. Buraya nasıl geliyor? Buradan buraya gelebiliyor. Evet, geliyor. Tamam, hatırladım şimdi. En sonunda içeri girebiliyor yani. Böyle içeri döndüm. Tamamdır. Buradan sola dönüşüm nereden? Gene mi aynı yerden gidecek? Evet, gene aynı yerden gidecek. Okey, içeri döndüm. Buraya da yolcularımı bıraktım. Buraya da bıraktım. Şimdi kardeşim, senin rotan şu değil mi? Bunu buradan buraya alıyoruz. Sevgili arkadaşlar, amacımız bu. Tamam. Buradan şu kısımdan buraya alıyoruz. Böyle arkaya gidecek. Şunu o zaman iptal ediyorum. Şimdi iki otobüs hattı içeri giriyor şekilde. İçeriden turluyor, tekrar yoluna devam ediyor. Yani burada bir ilçeye uğruyormuş gibi oldu. Şehirler arası otobüs gibi oldu. Buradan içeri giren de, içeri giren kısmında da şuraya bırakıyorum. Yok, buradan geri gidecek ya. O zaman içeri girdi. Şuraya bırakıyorum abi. Bunun karşısına bir durak yapıyorum. Tam karşısına. Buradan da buraya bir durak yapıyorum. Buradan aşağı ara yoldan gidip gidecek. Tamam, şimdi oldu. Bak, şuradan tutup çektim. Bunu buraya dahil ettim. Bunu da buradan bir de tutup şöyle karşısına çektiğim zaman, abi bu gidişte de buraya verdi. Heh, gidişte şuradan gitsin istiyorum. Tamam. Buradan böyle dümdüz gidebilir. Şuradaki yoldan bağlanıyor da nasıl bağlanıyordu bilmiyorum. Şu anda daha düzgün oldum. Okey. Otobüsümüzün hattı da tamamlandı. Buradan bu tesise girmesine gerek yok. Şurada bir durak yapabilir miyiz acaba? Şöyle bir düşünüyorum. Olmuyor mu acaba? Yo, oluyor gibi. Oluyor değil mi? Aynen, oluyor. Şöyle yapayım abi. Buradan içeri gir dediğim olmadı otobüs hattını. Bir hat bırakayım. Dönüşte buna uğrasın. Gelişte de buna uğrasın. Tamam mıdır? Biri sağdakini, biri soldakini kullanıyor. Bu hattımız devam ediyor buraya kadar full. Burada da gene bir endüstrimiz var. Buraya da uğrayalım mı? Buraya da uğramayalım ya. Ya da uğrayalım ya. Uğrayalım, vazgeçtim kardeşim. Burada da aynısını bu işlem için yapacağım. Geldim. Abi girişte bu durağı, gelişte de bu durağı kullansın. Her türlü girecek, her türlü dönecek içeride. O yüzden çok bir anlamı yok yani, sağın solun önemi yok. Evet gençler, hatlarımızla beraber şu mavi olan otobüslerin de artık yavaş yavaş kullanılmasını umut ediyoruz. Şimdi geri gidiyoruz şehrimize. Kankilerim, trafik ne durumda? Önemli olan benim için trafik hala devam ediyor ve hala yoğun bir trafik söz konusu gibi görünüyor. Burayı bir süre bırakalım ve şu sahildeki evlerin detaylarını bitirmeye çalışalım. Öncelikle hedefim burası. Hızlandırma yapayım mı? Evet, yapayım. İsterseniz şu kısmı şuraya kadar hızlandırmalı bir şekilde yapmaya çalışayım. Let's go.
Sevgili gençler, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şurada çok büyük bir problemimiz var. Gördünüz mü? Burayı bilmiyorum hiç. Ben bu kadar yaklaştırmamıştım ama bu metrobüs civarında gerçekten inanılmaz bir trafik var sevgili gençler. Metrobüs değil de neydi? Metro. Evet, metronun orijinal olanı. Aşağıdan bir metro geçiyor ve böyle inanılmaz bir yoğunluk oluşturuyor bu aşağı tarafta. Bizim amacımız buradaki arkadaşlar metro trafiğini minimum düzeylere indirmek. Yaya yollarıyla burayı desteklemek amacımız bu, tamam mıdır? Böyle şu iki özelliği de açarak arka tarafa doğru hatlarımızı çekelim. Öncelikle birinci hattımız şuraya olmalı. Buraya böyle dümdüz bir hat gitmeli ki şuradaki bu trafik azalsın. Şu kısımda görüyorsunuz. İkinci olarak bunun tahminlerime göre gittiği ikinci bölgede şurası. Burayı işaret ediyor şeyler. Yayaların trafik oluşturduğu bölge. Bunu da şuradaki diğer iki hatta şöyle... biraz erken getirmiş sanırım. Şöyle biraz iptal edebilirim. Bu şekilde. Bunu da buraya bağlayacağım şimdi. Nasıl oluşmuş ya? Gördünüz mü trafiği? Efsane bir trafik var yani. Bunu sanıyorum şöyle düz olur gibi. Aynen öyle. Göz kararı yapıyorum artık. Açıya bile gerek yok. Bunu buradan buraya yaparım. Bunu da buradan şuraya şöyle bağlarım. Böylece hani burayı kullanmalarını bekliyorum buradaki vatandaşların. İlk hedefim o. Bak hatta böyle teker teker şu an insanlar geçmeye çalışıyor. İkinci hedefim de buradan karşıya bir bağlantı almak arkadaşlar. Üst geçidi seçip şöyle şu şekilde bir üst geçitle burayı tamamlayabilirim bence. Ondan sonra normal yoluma da dönüştürüp buradan şuraya kadar düz getirsem buradan da şuraya bağlarım diye düşünüyorum. Aynı şekilde bunu da şöyle buradan buraya, buradan buraya ve buradan da sanırım şöyle bağlasam benim için yeterli olur gibi. Yani buradaki yaya geçidi dağım ne kadar kuvvetli olursa sevgili arkadaşlar... Şuraya giden trafik o kadar az olur. Önemli olan buradan her tarafa ulaşım sağlayabilmek. Vatandaşın bu yolları aktif bir şekilde kullanmasını sağlayabilmek sevgili gençler. Şimdi bunu buradan şöyle düz götürüp amacım aşağıdaki asfalt yola kadar indirmek. Buraya kadar. Aynı zamanda buradan da şuraya doğru da bir ekstra hat çekeceğim. Görüyor musunuz? Şu anda yani bu yaptığımız hatlarla birlikte şuraya giden hani bu taraftan böyle yaya olarak geçen insan trafiğini bir nebze de olsa azaltmış olduk. Özellikle şu son yaptığımız yapıyla beraber. Bunun yanından da bir yol daha alabilirim bence şöyle arka tarafa doğru. Bunda olursa daha da diğer tarafa olan rağbet azalır gibi geliyor bana. Bunu da daha ilerlere doğru sonra götürürüz. Buraya da getirdik. Bak buradan da gidip geliyorlar. Okey, ondan yanında sıkıntımız yok. Burada yaya geçidi var mı? Şurada var. Buradan karşıya geçebilirler. Okey, bu da sıkıntı değil. Abi şu cadde üzerine bir bağlantım yok. Bakın soldaki cadde üzerine şu anda bir bağlantım görünmüyor. Şuraya da bir bağlantı atıp edeyim şöyle. Böyle çok düz olmadı ama yine de aradaki boşluğu dengeli ayarlamaya çalıştım. Tamam. Onu da hallettik. Buraları da hallettik. Evler gelince bunlar aralarda daha da güzel durmaya başlayacak. Baksanıza şuraya. Maşallah üst geçidi çok yoğun kullanıyorlar abi. Maşallah yani çok tatlı oldu burası. Amacım şurayı ferahlatmaktı. Bakayım ooo neredeyse azalmış. Yani eskisi kadar... Yoğun değil ama gene de bir yoğunluğumuz var. Biraz daha şimdi şey yapacağım. Şöyle bir köprü de buradan buraya koyacağım şöyle. Arkadaşlar yaya üst geçidi şeklinde olacak bu da. Şöyle sıfıra getireyim. Bunu da buradan şöyle iki kola ayırasım var. Bir buraya getireyim. İki de buradan şu ikisini seçeyim arkadaşlar. İkinciyi de şuraya arkaya getireceğim şu şekilde. Tamam. Amacım şuradaki yaya olayını iyice bitirmek yani. Tamamıyla burayı serbeste çıkarmak. Onu yapmaya çalışıyorum. Bunu da acaba şöyle bağlasam bir sorun olur. Bence olmaz ya. Buradan böyle kullanabilirler. Bakalım şimdi birazdan yayalar geçerse belli olur. Evet kullanmaya başladılar arkadaşlar. Acaba dik diye hani kullanmazlar mı diye tereddüt ediyordum ama şu anda sıkıntı yok. Vatandaşlarımız burayı hemen hızlı bir şekilde öğrendiler. Buradan üst geçitten karşı tarafa gidip geliyorlar. Özellikle karşıdan gelen var ama giden çok yok gibi görünüyor şu an için. Abi hala şurayı yoğun tercih ediyorlar ya şuradaki yeri. Yani bunu kestirmesini yapmam lazım benim şu tarafın. Baksanıza. Şimdi burada ev yokken böyle bir yaya trafiği var. Evde olsa işler daha da sarpa sarabilir. O yüzden hani şimdiden temellerini atıp hani buradaki problemi kökünden çözmeye çalışıyorum. Buradaki temel gayem, temel amacım bu sevgili kardeşlerim. Arkadaşlarım buradan böyle arka tarafa doğru bir yeşilliğimi de atayım. Şimdiden şöyle güzel bir peyzaj görünümü ortaya çıksın. Bunu çok kullanamıyorlar sanki ya. Birkaç tane tek tük. Ya buradan çok gelen giden yok. Ondan dolayı abi. Ama diğer taraf böyle değil bak. Şuradaki binaya toplam 1867 tane insan yaşıyor bunun içerisinde ve gerçekten çok yoğun bir trafik geliyor. Aylık kullanıcımız toplu taşımada 180 bin. Onun da verdiği bu güçle bunu yapabiliyoruz. Şimdi şu köşe caddeleri artık yavaştan dolduralım abim. Şurayı bir
Şöyle Kuzey Amerika alışverişli konut caddesi yapıyorum. Aynısını bu iki cadde için de yapacağım. Buraya da yapıyorum ve buraya da yapıyorum. Alt tarafı dükkan olsun istiyorum. Burada direkt dükkanları inşa edeceğim. Burada da yine aynı şekilde direkt dükkanlarım olacak. Şu kısım birazcık sıkıntılı benim için. Çok sakat bir bölgeye denk geliyor. Burayı şöyle binadan uzak olacak şekilde şuraya kadar arkadaşlar yapı yapıyorum. Geriye kalan yeri de artık duruma göre değerlendireceğiz bir şekilde. Nasıl yaparsak hiçbir fikrim yok şurayı. Belki ya yürüyüş caddesi, spor tesisi gibi yapılar eklerim. Çünkü çok ses yapacak bu alışveriş merkezleri ve buradaki vatandaşları hep hasta edecek. Onu istemiyorum. Şunlar bir yapıda dursun bakalım. Yine alışveriş merkezleriyle şuradan da ilerleyelim. Buradaki vatandaşlar çok şeye gelmediler. Bu 6 dükkanlı olan yerleşim alanlarına gelmediler. Direkt alışveriş merkezini koydum ve şöyle seyrediyorum. Elektrik üretimine bir bakalım. Bunlar yaparken 6000 megawatt elektrik üretiyoruz. 2000'i satıyoruz. 4000'i çöp alıyor. Geriye kalan da arkadaşlar kendimiz kullanıyoruz birazını. 400 megawatt civarında. Bu arada buranın detaylarını da an itibariyle bitirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Buradan şu şeye kadar, havalimanı köprüsüne kadar her yeri işledim. Böyle ilmek ilmek bütün detaylarını yaptım. İleri doğru gittikçe işte yol, otobüs, tramvay, etrafın süslemeleri, işte buradaki insanlar, bunların peyzajı, alanı vesaire, her şeyi bitmiş durumda abi. Her şeyi A'dan Z'ye. Bebek gibi. Bir şurası kaldı. Şu aradaki son parçam. Bu da biraz büyük. O da başka bir bölümün konusu olsun. Şuradan devam edeceğiz şimdi. Şu yapılar bir çıkmaya başlasın. Bu arada sonbahar geldi. Oyunda hangi yıldayız biz? Neredeyiz oyun? Eylül 2033'teyiz abi. Oyun onu gösteriyor şu anda. Şurada da büyük bir ofis binası olabilir bence. Şurada ikili. Burada üçlü. Şu kısımdaysa arkadaşlar şöyle bir yatay. Bunu gerekirse bir tane daha uzatayım. Şöyle bir yatay, böyle bir dikey. Buradan buraya da yine şöyle bir şöyle yapsam acaba. Tek parça çıkarmasını istiyorum da onu yapmaya çalışıyorum. Evet, bu olabilir. Belki idare eder. Burada böyle yükselsin. Şu köşede bence bir yapı olabilir. Şu şekilde bir yapı. Ofis merkezi olabilir. Şöyle çok aşırı büyük olmadı ama idare edeceğiz artık. Buraları sanırım daha önceden peyzaj yapmışım ve şurada da ilkokulum var. O zaman şu kısımda da, şu gördüğünüz kısımda da şöyle büyükçe bir postanem olsun ve postane açısından burası çok iyi değil. Bakın kırmızı olan yerler var. Şimdi burayı daha da böyle güzelleştirmeye çalışacağız ama anarşisiz koyayım çünkü yapıların içine geçiyor. Hain yapı. Şu içindekini de alalım. Onun dışında elektrik açısından bir sıkıntımız yok galiba. Yine şuraya da bir küçük postane atayım. Bunun uzantısı gibi olsun bu. Çünkü orijinal postanenin uzantısını içine yapamıyorum. Bunlar hep dışında böyle yer kaplayan yapılar. İçine yapılmıyor arkadaşlar. Elektrik olarak yani internette altyapımız çok iyi ama hani boş kalmasın diye iki tane de verici kulesi, alıcı kulesi buraya da inşa ediyorum şekilde. Hatta böyle ekstra geliştirmelerini de yapayım şu binanın. Daha da güzel dursun. Arkadan metronun bıraktığı yolcuların geldiği yola bakar mısınız? Metrodan bırakanlar buraya kadar böyle yürüyerek geliyorlar. Gerçekten çok yoğun bir trafik bu bölgede mevcut sevgili arkadaşlarım, insan trafiği. Biraz daha şehir netleşirse daha da böyle şeyli gideceğim. Metroları ekleye gideceğim. Onları daha eklemiyorum. Birkaç tane daha metro projem var yani kafamda. Bir treni kullanmadım bu şehirde. Olsun, metrodan gidelim. Tren de olmayı versin. Onun yerine başka şeyler yaparız. Buranın detayları da tamamdır sevgili gençler. Şöyle zaten buraya çok bir şey yapmayacağım. 2-3 tane ağaç koyup bölgeyi bitiririm. En azından şu köşeyi böylece değerlendirmiş oldum. Mesela bunun yanına ne yapabilirim? Ya burada bir şey yapıp meydan görüntüsü verebilirim kaldırımdan. Şöyle fayans yüzeyi yapıp şu bölgede bir yürüyüş meydanı ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlarım. Şöyle arka taraflara kadar buradan böyle bir kaldırımlı alan. Hemen içerisine şöyle masa sandalye atarız. Yanına birkaç tane ağaç atarız ve burası güzel bir yer olur. Şöyle ticari masa takımlarından. Sanki burada koskocaman bir işletme, AVM bahçesi varmış gibi olabilir. Bir de round mıydı o? Round. Evet arkadaşlar. Tree grate. Şöyle grate yapayım. Ona göre sadece bunları bulsun. Gene de istediğimizi bulmadı ama. Evet, buldum arkadaşlar. Şöyle bir. Ondan sonra şöyle iki. Şöyle iki masanın arasına üç. Buradan devam ediyorum dört. Buradan şöyle devam ediyorum beş. Altı. Yedi. Sekiz. İşte buralarda da birer tane ağacım olacak sevgili dostlarım. Bu ağaçlarla da bölgedeki görüntü güzelliğini böyle kendine özel yapılmış alanlarla sağlamış olacağız inşallah. Şunu da şöyle koyarsam. Bu da biraz farklı bir model bir ağaç olsun. Bu biraz daha farklı olsun. Yine şöyle değiştirelim modelleri. Farklı farklı modeller olsun.
Bunu da şuraya yerleştireyim. Son olarak da bunu koyayım. Ben bu tarz yapıları beğeniyorum ya. Özellikle böyle kapılı olan şey, şu yuvarlak şeyli olan yapıları çok daha keyifli ve güzel buluyorum. Burada tamam. Şu kısım boş kaldı abi. Şu kısım boş kaldı çünkü burada yapı izni yok. Burayı otobanla yaptığım için yapı izni bana vermemişti. Öyle de duruyor yani. Neyse dursun bakalım ya. Bura ne oldu? Şu ana cadde etrafı hala çok yoğun bir sirkülasyon var. Abi inanır mısınız? Şurada bir dükkanınız olsa milyon dolarları bulabilirsiniz ya. O Beşiktaş'ın denize en yakın kenarı var ya, İstanbul Beşiktaş'ın böyle direkt sahil şeridi. İşte oradaki o hani arka tarafta bir restoranlar sokağı var. Orası burası işte. Hatta oranın biraz daha gelişmiş versiyonu burası. Çünkü burada trafik çok daha yoğun oraya göre. İnanılmaz bir sirkülasyon var. İnsan sirkülasyonu. Burası bildiğin megapol şehrinin insan akını, insan yığını yani. Evet gençler, ben burada bir finish de yapacağım. Yoruldum artık. Bir mola vereyim. Biraz istirahat edeyim. Belki gece bir bölüm daha çekerim. Bununla beraber bugün 3. video çekiyorum galiba. Bu 3 oldu. İşte stoklamaya çalışıyorum abi. Evlilikte düğünüm olacak ay sonu. Onu şey yapmaya çalışıyorum. Araba erişim yok diyor ya. Onu yakalamaya çalışıyorum. Niye araba erişim yok? Şöyle yapsam ben senin araba erişimini yapayım, öyle bitireyim. Gel bakalım. Böyle şuraya kadar. Gidecek mi bu problem? Araba erişimi var artık. Ama böyle havada uçuyor gibi oldu burası da. O zaman şey yapayım ben abi. Tekrardan. Ya yık burayı bir daha yap ya. Yık bir daha yap anasını satayım. Bir şey olmaz. Ya işte bak var ya, bu yıktıktan sonra bunlar arkadaşlar şeylere, homeless'lara dönüşüyor. Aha, şu yapılar var ya şunlar. Zengin müdür, yüksek eğitimli, evsiz. Hah, bunları abi yakalıyorsunuz şehre dağılmadan önce. Evsiz yazan herkesi böyle güzelce siliyorsunuz arkadaşlar, teker teker. Böyle arkadaşlar güzelce. Bunları şehre sakın, yani böyle bir bina yıktıysanız bunları şehre sakın yollamayın, tamam mı? Şehre yollarsanız bunlar sizin trafiğinizi şey yapar. Ondan sonra etrafı bozar, ne bileyim, saçma sapan şey yapar yani. O yüzden bunları şehre göndermeden önce buldozer moduyla ya da tek tek böyle silmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Baksanıza ben siliyorum. Hiç de affetmiyorum yani. Bırakırsam bunları biliyorum. Bunlar direkt şehre şey yapacak. Şehri taarruza geçecekler yani. Evet, burada normal ev oluşturmuyor. Ben bir tane ofis oluşturayım. Normal ev yerine. Şöyle bir tane. Arkaya doğru git. Düzgün bir ofis oluştur kardeşim. Tamam, böyle düzgün adam akıllı bir ofis oluşturursan en azından daha güzel bir mekan, daha güzel bir meydan olmuş olur. Bak aynı şey şunlar için de geçerli. Şey oyalamasın diye direkt siliyorum bunların arabasını. Evet gençler, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yeni bölümde görüşürüz. Biraz köy projem olabilir yeni bölümlerde. Şu son iki bölümde şuradaki şehri biraz daha büyüttüm. Gördüğünüz gibi şehir biraz daha meydana çıktı. Şöyle tepeden bakarsanız da sağ ve soldaki şehirlerin hemen hemen büyüklüklerini kıyaslama şansınız olabilir. Burası yakından böyle daha böyle düzenli görünürken, burası daha böyle karmaşık ve kaosun hakim olduğu bir ilçe merkezi olarak görünüyor. Burası benim daha çok hoşuma gidiyor ama buranın da düzenini beğeniyorum. Yani ikisi de kendi içinde farklı tasarımları barındırıyor. Yorumlara hangisinin daha çok hoşunuza gittiğinizi muhakkak yazabilirsiniz. Yazmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar çok kısa sponsorumu tanıtacağım. Videoların tüm açıklama kısmına şöyle bir kere tıkladığınızda burada Innovapin sponsorumuzun linki mevcut. Hatta logosu da şurada bir yerde dönüyor. Siteye girdiğinizde hem kayıt olabilir, hem güvenli ve hızlı bir şekilde, hem de gerçekten uygun bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Çekilişlere tıkladığınızda her ay bütün yayıncıların çekilişleri var, bende dahil. Genellikle site bakiyesi hediye ediyoruz ve bu bakiyeyi istediğiniz tüm oyunlarda kullanabilirsiniz. Hepsi burada da, site bakiyesinden tutun da PUBG Mobile'de UC, Valorant'ta VP parasına kadar istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ID yüklü mü, UC fiyatlarına bakalım. Bakın şöyle 10.000, 8.000 UC'nin fiyatları 2.458, 10.560 UC'nin fiyatları 3.360 lira gibi gerçekten uygun miktarlarda UC çekebilirsiniz piyasa fiyatlarına göre. Herhangi bir banyeme riski yoktur. Midaspy'dan alınıyor bunlar. Midaspy'la ortak bir şekilde işbirliği yapılıyor. Aklınızda da soru işareti kalmasın, içiniz rahat olsun. Alışverişlerinizi açıklamadaki linkten yaparak kardeşinize destek olabilirsiniz. Siteye de üye olduğunuzda ekstra ekstra mutlu olurum. Herkese çok teşekkürler. Video bu kadardı. Hoşça kalın. İşte taş kafa sahnede, traktörle yolda, farming simülatörde hiç bitmez bu moda. Ekimler yeşerir, tarlalarım top dolu. YouTube'da izleyenler herkes mutlu oldu. Taş kafa, taş kafa, çiftliğin kralı.